Bu videoda dünyanın en şanssız insanlarına bakacağız. Şanssız olduğunu mu düşünüyorsun? O zaman seyret. Ve videoya geçmeden önce de kanala abone olmayı unutma. Abi geliyor, evet. Galiba şanssız kişimiz belli. Tamam, güzel. Abi o nereden geldi? Oturdu, kafasına duvar düştü ya. Adam bir şey de yapmadı yani. Geldi sakin sakin, iki oturayım soluklanayım dedi ya, kafa gitti. Şurada bir telefon var, görüyor musunuz? Niye almıyorlar diye düşünüyordum. Meğerse yanında timsah varmış ya. Abi telefonunu timsahın yanına düşürdüm ve timsahın ilgisini çekti bir anda. Şu an telefon gitti, evet. Geçmiş olsun. Telefonu yedi ya hayvan. Abi telefonu yenmez. Bıraksana geri. Gerçi artık alınmaz, yok, çatlatmıştır o, her yerini kırmıştı. Geçmiş olsun ya, telefonunu timsah yedi, timsah. Bu kadar şanssızlık olabilir mi? Yani şunu arkadaşı sorsa, ya kanka senin telefona ne oldu dese, timsah yedi desen inanmazlar. Bu videoyu çeken kişi eve gelmiş, çocuğu böyle arabanın üstüne bir şey yazmış. Seni seviyorum baba yazmış. Ya gerçekten çok güzel bir sevgi gösterisi, teşekkürler. Abi hala gülüyor mesela. Herhalde kalemle falan yazdığını zannediyor da çocuk orayı çize çize yazmış. Yani boyanın üstünü çizmiş, taşlarla yazdım diyor. Evet canım, biz de seni seviyoruz, sağ ol. Arabayı park etmişsin. Abi bir tane yerden delik var. Sırf senin arabana bak, her yerde su olmuş. Cam kırılmış, arabanın içi su. Şimdi bunu kim ödeyecek ya? Abi hani bunun sorumlusu kim? Ben arabamı park ettim, cam aktı. Sorumlusu kim şimdi bunun? Ne oluyor burada? Abi suyun altına tuttunuz abiyi. Bu nasıl oyun parkı ya? Bir şey var ama anlamadım. Bir tek abiye ateş ediyor. Niye böyle? Bir tek adama. Galiba onu döne döne herkese yapması lazım ama. Bir tek abiye şu an. Abi sen verdiğin parayı hak edemedin. Bence bu adamı bir 10 tur daha bindirsinler. Eve geldiniz. Evi su basmış. Acaba niye evi su basmış? Abi köpeğe bak. Açık hortumu getirmiş. Evin içerisinde gezdiriyor. Tam da şekerin cinsinden. French Bulldog. Ya niye böylesiniz siz ya? Ya sana o hortumu kim getir dedi. Şu hale bak. Her yer su içerisinde. Ne olacak şimdi? Kime kızabilirsin? Kızamazsın da yani, o böyle sana bakar. Hiçbir şey de yapamazsın. Geçmiş olsun. Parkeler falan hep kabardı ya. Bisikletçi abiler. Olay ne? Niye hareket yaptın ya? Yani ama sen de biraz bunu istedin galiba. Teyze duruyordu orada. Niye öyle hareket yaptın teyze? Yarışçı abiler. Ne oluyor ya? O adamın üstüne bir şey attılar. Abi mümkün değil şu an. Bu sayılmaz. Bunun sayılmaması lazım. Adam gayet koşuyordu. Bir anda bir ip gibi bir şey geldi. Adam yarışı kaybetti. Yoksa birinci olacaktı o adam. Bence bu sayılmaz. Bu tekrar koşulması lazım. Kedi ne yapıyorsun kedi? Kedi. Diş fırçasının orada ne işin var? Ve sen bu olay fark edilmeden önce de bunu yapıyor muydun acaba? Bir de şöyle bir şey var. Diş fırçasını atın ne olur. Abla o tepsiyi neden çöp kutusunun üstünde diziyorsun? Hop hadi bakayım. Bütün yemekler çöpe. Geçmiş olsun. Şanssız bir sürücü var galiba. Trafikte ne olacak acaba? Şu an tatlı tatlı gidiyoruz gayet. Ağaç geliyor. Ağaç. Abi durduk yere. Niye önümüze ağaç düştü ya? Çok tehlikeli. Tatlı tatlı şehirler arası yolumda gidiyorum. Bir anda ağaç devrildi. Şimdi ben bu videoyu izledikten sonra nasıl tatili arabayla gideyim? Fobi oldu bende şu an. Oo Minecraft'ta. Ne olacak? Bakma bakma, kaç. Kaç kaç kaç. Bir canın var. Tamam. Niye böyle bir şey yaptın? Niye öldü bu? Hayır, bir şey diyeceğim. Yıldırım düştü. Ne alaka ya? Şimdi bir canı vardı zaten. Durduk yere niye yıldırım düştü bu adama? Kötü bir gün geçiriyorsanız izleyin. O snowboard'a gitmişler. Ablanın ayak takıldı. Ablanın kayak takıldı. Abla gitti. Niye bu salıncak gibi şey böyle bu kadar aşağıda? Yani insanların ayağının takılabileceğini hiç düşünmemişler mi? Denizin ortasında. Oo abi balıkçı attı oltayı. Oy ne kadar dalgalı bir şey. Ne oluyor? O ne oldu orada ya? Balık uça uça nasıl geldi, o ne balığıydı öyle? Baya uçan balık geldi. Galiba sazan. Hani derler ya sazan gibi atlama diye. Herhalde bu sazandı. Şimdi bu adam şanslı mı? Yani balık tuttuğu için ve balık ayağına kadar geldiği için şanslı. Ama şanssız mı? Kafasına çarptı balık. Futbol maçında gol gelir mi? Abi kafayı vurdun çok yükseğe gitti ya top. Olmadı. Olmadı. Ay. Adam böyle kaldı. Ya dura dura benim içeceğime mi göz diktiniz ya? Adam sakin sakin içeceğiyle orada mutluydu yani. Ne o? Ay mürekkep balığı gibi bir şey mi? Suratlarına fışkırmış hep bak. Şuna bak, o çıkmaz ki. O mürekkep balığının o mürekkebi zor çıkan bir şey. Yemeğe gittin abi, mürekkep balığı mürekkep attı suratına ya. Abla yemekte çok mutlu. Bence abladan hesap almayın ya. Oo ne güzel ortam. Ay abi bak,
güzel ortam dedik. Adam dedi ki içeceği de içmiyorum ya. Çok güzel ortamdı, meyve sebze, öyle manzara falan da olmadı, tat kaçtı. Ayakkabıya ne olmuş? Ayakkabı yere mi yapıştı? O ne? Süper yapıştırıcıyla falan herhalde yere yapıştırmışlar. Yani sakız olmasının imkanı yok. Ayakkabı gitti. Artık eve tek ayakkabıyla döneceğim. Restoranta bakalım kimin başına ne gelecek. İçecek geldi şu an. Evet abi deniyor. O ne oldu orada? Şişenin altı çıktı ya. Ne kadar saçmaydı. Bakın şişe gayet normal. Abla da hiçbir şey yapmadı. Şişeyi böyle tuttu. Altı düştü şişenin. Zodyak var. Bir de deniz aslanı mı? Bu ne var? Abi geldi zodyak. Batırdı dikenleri gitti ya. Ne alaka? Sen şimdi durduk yere niye böyle bir şey yaptın? Gayet güzel botu çekiyorlardı. Bak geldi. Patlattı gitti. Güzelim bot artık kullanılamaz hale geldi. Olay ne? Abi ha, suya bir şey düşmüş galiba. Şapka düşmüş. Aldın. Alırsın. Evet. Aha. Telefon gitti. Abi şapkayı alacağım derken telefon gitti ya. Gerçekten müthiş şanssızlık. Oturur ağlardım bak. Sırf şapka mıdır, ayakkabı mıdır ne oldu da belli değil. Onun için telefondan oldu. Göremediyseniz eğer, bakan adamın sağ cebi açıkmış. Telefon gitti. Aynen abi, aferin, şapkayı kurtardın. Bilardo atışı. Gelir mi? Hadi kırmızı girer mi? Şimdi ne oldu? İkisi de girdi, saymalı mıyız? Bu nasıl bir şanssızlık ya? Böyle bir şey hayatımda görmedim. Bence beyaz da girdi sayılmalı. Yani bence. Ama bilmiyorum, girmedi de şimdi nasıl olacak? Aa, ne bastı evi? Ay, çekirgeler basmış. Her yerde çekirgeler var. Çok korkunç. Bu kadar fazla çekirge niye geldi sizin eve ya? Örümcek gibi. Abi çekirgelerden korkuyorum. Çünkü fena zıplayabiliyorlar ve çok gergin bir durum. Yani yerden mesela omzuna zıplayabilir. Ne kadar tehlikeli. Ay, bayağı ev gitmiş. Ne yapacaksınız? Satılığa çıkarın evi. Yani iki fotoğraf atın, satın evi, gitsin. Ya da ne bileyim, kaçın. Çünkü bunlar bir uçmaya başladığı zaman diye gidiyorlar ya. Çok gergin ya. Her yer çekirge. Yok, kurtulamazsınız bu kadar çekirgeden. Kendilerinin böyle canlarını isteyip gitmesi lazım. Bu ne? Kaz değil mi bu? Bak saldıracak, kafayı dikti yukarı. Abi bu işaretleri almanız lazım. Kafayı diktiyse saldıracak demektir. Kaz saldırısından da öyle kolay kolay kaçamazsınız yani. Acıtırlar. Öyle çok sevimli göründüklerine bakmayın. Harbi acıtırlar yani, kaçamazsınız. Böyle kafayı sana takarsa 3 gün seni kovalar, kaçamazsın. Yine bir futbol maçı. Gol mü geliyor? Şut. Evet, gol. Nasıl ya? Abi çamur şimdi engel oldu bak. Bu sayılmaz değil mi? Şimdi aramızda futboldan anlayanlar şunu bir söylesin. Yani böyle bir çamur engelledi sonuçta. O gol olacaktı. Şimdi bu sayılıyor mu, sayılmıyor mu? Bence kesinlikle sayılması lazım. Hatta niye oynadınız ki yani? Abi bu oyun oynanmaz. Ne oluyor? İçeceği niye öyle yan yaptınız ya? Aç bakayım. Açma. Açma. Bu neydi? Sirke miydi? Turşu falan mıydı? Patladı öyle. Fermente bir şey oldu. Kesin geçmiş olsun. Mutfak gitti. Pardon, bir kahve alabilir miyim? Teşekkür ederim. Kahvemi getirdiğiniz için, böyle sıcak sıcak sütü döktüğünüz için çok teşekkür ederim. Ağız tadıyla bir kahve içeceğim diye düşünüyorsunuz değil mi? Böyle kafede oturdun. Oh diyorsun, kahvem de geldi, ne kadar güzel. Hop, bardak gitti. Ya ne alaka şimdi, bardak nasıl ikiye ayrılıyor ya? Senin zaten işin bu. Sen bardaksın, soğuk ve sıcak içecekleri tutarsın. Ya bunu da tutamayacaksan işimiz bu. Şu fotoğraf o kadar kötü ki, videonun en şanssız insanı. Seçtiği sayılara bakın, şanslı sayılara bakın. Bak 2 çıkmış, adam 3 seçmiş. 8, 9, 17, 18, 24, 25, 37, 38. Abi bir sayı, her birinden bir sayıyla kaçırdın. Yani sayılar alakasız olsa tutmadı der, atarsın da bu kadar yakın olunca da insan sıkıntıya girer ya. Abi bowling atışında ne yaptın sen ya? Abi sen yeri mi kırdın? Böyle bir şey mümkün mü? Yer gitti şu an. Abi dolabı devirdin abi. Aa, sonu gelmiyor. Orada kaç tane içecek olabilir abi? Milyar tane içecek çıktı oradan. Şuna bak, tek yapabileceğin şey oturup hepsinin düşmesini izlemek. Abla o ne? Uzun bir makarna. Aha gitti. O düşmeye başladım mı o hep böyle gider. Neyse, en azından 6 metre yiyecektin. Şimdi 4 metre yiyeceksin. Sonuç olarak yiyebileceksin ama yani. Bu ne abi? Uçakta mısınız şu an? Aha telefon gitti. Galiba uçaktalar. Uçakta bir kere camı açıp niye telefonu oraya kadar götürüyorsun abi? Oradaki o hava akımı nasıl çeker alır biliyor musun? Bu ne? Roller coaster'da. Ne olacak? Yine bir telefon uçtu. Bu telefonlar genelde uçuyor. Öyle oyuncaklara biniyorsanız ya telefonu arkadaşınıza verirseniz binmeyen kişiye, ya da cepler fermuarlı bir şey olmak zorunda. Kötü şans 101. Güzel bowling atışı gibi geldi. Evet. O ne oldu orada ya? Abi adam çok güzel atmıştı. Bakın hepsi devriliyor. Bir tanesi geri kalkıyor. Şimdi bowling kurallarına göre bu ne oluyor? Adam sonuçta devirdi ama fizik falan derken geri çıktı o. Ne olacak şimdi?
Bence bu adam kazandı abi. Sanayide araba galiba liften düşüyor. Abi dikkat. Abi asılma oradan. Bırak. Bırak gitsin. Boş ver. Yapacak bir şey yok. Senin arabayı öyle kendi ağırlığında dengeleme mümkün mü abi? Çocuk dondurmayı düşürüyor. Abi çocukken hepimiz dondurmayı düşürmüşüzdür. Ya bu olmuştur yani, yapacak bir şey yok. Hepimiz böyle aldık dondurmaya bakarken topu düştü falan. Oluyor yani. Şuna bak. Yere falan. Ya kıyamam, bir dondurma verin çocuğa ya. Aha geri geliyor. Abi geri geliyor, dur. Tamam, vereceğiz dondurma, tamam. Evet gençler, bir videonun daha sonuna geldik. Dünyanın en şanssız insanlarına baktık. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Bunları yaparsanız fena şanslı olacaksınız. Hepinizi bekliyoruz, abone olmayan kalmasın. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.